İyi akşamlar sevgili futbol severler. Galatasaray İzmir'den eli boş dönüyor. Göztepe ilk yarısı 1-1 tamamlanan maçta 61. dakikada Halil'in attığı golle 3 puanı hanesine yazdı. Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar'da İstanbul'un Sarı Kırmızılı ekibinde inişli çıkışlı performans devam ediyor. Tuzla'da 2-0'ı 4-0'la çevirip son 16'ya kupada adını yazdıran, tekrar moral depolayan Galatasaray İzmir'e birçok asist önemli isminden yoksun. Gerçekten dar bir kadroyla gelmişti ve Göztepe 2-1 kazanınca yine ligde çok değerli puanlardan oldu Sarı Kırmızılı ekip. Derbi öncesi aslında hesaplar Galatasaray'da kazanıp derbiyi beklemekti. Ama şimdi yarın derbi oynanacak bildiğiniz gibi. 16. haftayı puansız kapayan Galatasaray ligin son maçında gelecek hafta Antalya Spor'la oynayacak. Maçın hemen ardından sevgili hocamıza dönelim. İlk yarının sonunda devre arasında Halil'le Serdar'ın savunma arkasına koşularından bahsetmiştik hocam ki ikinci gol de net bir şekilde böyle bir kontratakla yine Serdar'ın asisti Halil'in golüyle geldi. Galatasaray'ın kaçırdığı mutlak gol pozisyonları var ama kalesinde yaşadığı, yani iki tarafta da 2-3 tane çok net akıl almaz pozisyonlar var. Nasıl yorumlayacaksınız 90 dakikayı bize için? Kerem'den bir rica edeyim. Ben çıkıyorum da taktik tahtasına şey yapıyorum ya takımları. Galatasaray'ın son dakikalarından başlayacağım. Yani en son değişikliğinden itibaren başlayacağım bugün. Orada zaten tablo ortaya çıkacak. Evet. Tepsi bir de altın tepsi. Galatasaray diyor ki bak ben 2 sene üst üste şampiyon oldum. Benim şampiyonluk sayım da bayağı siz geçti. Ya ben istemiyorum. Siz buyurun diyor. Diğer şampiyon olmuş takımlar tarihlerinde Bursaspor bir alt ligde olduğu için Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe diyor ki ya ne gerek var Fatih Hoca Galatasaray. Bizim de pek niyetimiz yok diyor. Hatta Başakşehir. Bir bizim Rıza diyor ki ya Başakşehir'e geleceğim. Başakşehir'de geçen hafta içeride Konya ile beraber kaldı ya. Güzel de fikstürü de var yani. 2-2 yapabilecek bir fikstür var. Diyor ki ben sonunda hep kaybediyorum ya. Hiç bari geriden mi geleyim mi diyor acaba. Bizim Sergen Hoca sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz gündüz seans maçından önce bir şey söyledi. Çok önemli. 6 gündür. Pazar akşamı lig maçı oynadık dedi. Doğru Vodafone Park'ta. Çarşamba Sentetik'te Ankara'da Keçiören'e karşı maç yaptık. Cumartesi de lig maçına çıktılar. Kaldı ki hem talihsiz bir kaza. Dua ediyoruz Mina'nın çocuğu için. Hani evet, Arthur Mina. Hemoriz olmuş bir camia. Ama sonuçta Rize takımı da çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Bunu niye anlattım ben? Sergen Yalçın çok başarılı bir teknik adam. İstifa İsmail Kartal 3 puan var aralığında. Bir maç var aralığında. 20 Sivas kaç Rize'nin? Hemen söyleyeyim. 20-23 olması lazım. 20 oldu. 20-23 değil mi? Malatya. Evet 20-23. Evet. Malatya kazanmış olsa 26 olacak. 4. Galatasaray Fenerbahçe. Şimdi böylesine Sivas dışında inanılmaz birlik yaşıyoruz. Sıkışmış değil mi? Sıkışmış. Kimsenin başarılı olmadığı Rıza Çalınbay dışında onu söyleyeyim sana. Biraz da Okan Hoca'nın tabii biraz derken iyi bir kadrosu var. Tabii onun bir UEFA'da da başarısı var. Sıkıntılıktan arınmış şekilde devam etmesi gibi. Ama iki önemli faktör var. Bir tanesi hazır bir takıma geldi. Geliştirerek devam ediyor. Avrupa Kupalarında gidiyor. Tıpkı şu anda Göztepe'nin teknik direktörünün Hatay'da sezon başı çalışırken geçen sene son anda kaybettiler ligi. Hı hı. Bakın şu anda bir alt ligde başka teknik direktörü lider. Okan Hoca'yı düşünün. Şu andaki Hatay'daki hocamızın ismini düşünelim. Lütfen arkadaşlar hani saygısı yapmak istedim. İsmini de hatırlasınlar şu andaki İlhan. İlhan Hoca'nın yerine gelen Hatay devam ediyor. 36 puanla bir alt ligde lider. Hı. Şimdi böylesine tuhaf bir ligde. Adana'yı da yendiler galiba. Şimdi maç analizlerine gidecek olursak aslında devre arası kusura bakmazsan sevmediğim bir şey yaptım da aslında futbol matematik değil. Sistemler önemlidir ama böyle 7 kere 90 kaçtır falan denmez yani. Bayram Hoca, Bayram Toysun. Bayram Hoca kusura bakmasın tebrik ediyorum kendisini. Dedi ki devrede ne dedik bakalım ondan sonra da maç öncesi de aslında buydu. Bir dinleyelim. Oradan bir yere geleceğim çünkü. Göztepe'nin iki tane oyun planı var. Birincisi savunma markasına atılan toplarla özellikle Galatasaray'ın iki savunma markası boş olduğu için hem Serkan'ı
hem de Halil'i, Serdar'ı, Serdar Gürler'le Halil'i kaçırmaya çalışıyorlar. Fakat pasları da genelde zamanında atamadılar. Birkaç tane de teşebbüs ettiler, uzun gitti toplar. Doğru mu yani? Evet, evet. İkinci silahları da set oynarken de muhakkak surette kenara geliyorlar. Kenara çıktığı zaman da enteresandır. Galatasaraylı oyuncular da savunma yapamıyor. Aslında Galatasaray hücumlarında da bakıyoruz 60 metre top atıyorlar. Normalde Göztepe'li evet, oyuncudan olması lazım. Babel alıyor. Eski tabiri demarke vaziyette Babel stop ediyor. Aslında iyi savunma yapmayan iki tane takım mı oynuyor? Ben kısacık bölümse de hava durumunu verseydiniz tam olurdu. Evet. Biraz uzadı. Şimdi Galatasaray'ı sondan başlayalım. Göztepe aslında analizimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün futbol sever böyle oynayacağını tahmin ediyor. İki tane çabuk topla topsuz oyuncu, hedefli santrfor Gezgin oynayıp arkaya atacaklar. Attılar mı? Attılar. Attılar. Bir sürü pozisyonu girdiler mi? Direkten döndüler. En az 2-3 tane kaçırdılar mı? Kaçırdılar. Şimdi Galatasaray'ın sondan başlayalım. 2-1 mağlup, risk tamamen almış hoca. Pozisyon şu arkadaşlar. Galatasaray elinizde vicdanınıza koyun. Tüm Galatasaraylı arkadaşlar, dostlar, milyonlarca taraftar. Şu Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mı? Bu kadronun olma ihtimali var mı? Kerem'e sorun. Bence yok. Bence yok. Veya sezon başında ikili ön orta saha oyuncu Taylan'la Ömer hayaliniz var mı? Yok. Sol açıkta Emre. Gelelim biz birinci dakikaya iki takım açısından. Önce Göztepe ile başlayalım. Belli bir stratejisi olan Göztepe ile başlayalım. Hoca diyor ki İlhan Hoca, beyler biz pasla çıktığımız zaman burada oynayalım. Oynayalım. Serdar'ı içeri sokalım, Halil'i içeri sokalım. Kenar beklerde hücuma çıksın. Evet. Set oyununda. Bir, iki. Aslında ikinci anlattım, birinci önceliğiydi. Gelelim, savunun buraya gelin. O rakip hatayı zorlayın. Kazandığınız topla oynayın. Hop, savunma arkasında koşular yapsın. Üçüncü planı bana söylen olur. Yok. Yani duran top zaten yetenekli. Zaten golü de öyle yaptın. Evet. Kornerde. Şimdi böyle bir plan baştan sona aynı. Bir tek ikinci yarının başında anormal ürkek bir Galatasaray başladı ilk 7 dakikanın tam aksine. İkinci yarının başında al bir daha Göztepe'yi ön tarafa. Burada Galatasaray'ı tuttu. Farkında mısın bir 10-15 dakika? Halil'le de bir gol kaçırdılar hatta. İki tane de gol kaçırdı evet. İkinci devletten falan. Göztepe kendi evinde 3, deplasmanda 3 maç kazandı. Bak deplasmanda kendi evinde kazandığı maçlardan biri strateji belirlemek zorunda olduğu, kontra oynamak zorunda olduğu kim? Galatasaray. Fenerbahçe elinden ucuz kurtuldu. 2-2 bitti. Öyle mi? Bakın 4 galibiyeti. Çünkü Galatasaray'la deplasman oyunu oynarsın. Trabzon'u Trabzon'da yeniyor. Deplasman oyunu oynamak zorunda olarak. İki tane daha deplasman galibiyeti var. Yani 4 gol aslında kontratak ve yerleşirken beklere çıkarmak. Kaldı ki bugün haftaya Sivas'a, lider Sivas'a 3 tane oyuncusundan da eksik gidiyor sarı kart. Santfor, stoper, sağ bek. Sarı kart. Neden? Çünkü konsantrasyonu yüksek. Yüksek maçın başından itibaren temaslı oynamak istiyor Galatasaraylı oyuncularla. Galatasaraylı oyuncular da o Tuzla maçındaki o konsantrasyonu içinde başlarken yavaş yavaş çözüldüler. Konsantrasyon neden çok önemlidir bak. Bir tane pozisyon söyleyeyim. Maç 1-1. Kontratak klasik yediniz duran toptan sonra. Gelir misin rica etsem? Geleyim hocam. Bu arada Rıza Hoca da herhalde şimdi söylemişken Titi, Jerome bir de biri daha. Hasan. Şimdi sevgili izleyiciler. Ben kim? Murat, Serdar, Halil. Tamam. Halil sen topla sürüyorsun. Orta sahadayız ama daha bak. Gidiyorsun. Sen Belhanda'sın o zaman. Belhanda'yım. Ha. Ben Belhanda'yım şimdi. Evet veriyorum. Futbolda. Halil veriyor. Futbolda mesela. Birine hakaret etmediğin süre içerisinde. Birisini el kol hareketi yapmadığın süresinde ayıp falan bir şey yok. Bu hani derler ya taktik faulü dedi. Evet, orta saha. Evet. Yugoslav faulü. Şimdi sen en az birkaç saniye, en tabii, az bekledim. En az 40 metre. Serdar'ı. En az 3-4 kez düşürebileceğin kırmızı kartla alakası yok. Evet. Pozisyon var. Beraber koşuyoruz. Sen bir emanet gibi gidiyorsun. Gidiyorsun. Serdar'a bu oyuncu veriyorum. Veriyor. Serdar'a veriyorum. Evet. Devam edin. Et. Geliyorum. Ben şöyle yapıyorum seni ya. Şöyle yapamadım ya. 40 metre boyunca yapamadım. Sonra da alıyorum. Offside'i de bozuyorum. Offside'i de bozuyorum. Yani üstüne bir de kaymak yapayım. Tabii.
Hop. Golü de yiyoruz. Yiyorum. Şimdi Fatih Terim, Belhanda yetenekli bir oyuncu olduğunu ben de biliyorum. O da vazgeçemiyor. Fakat kontrataklarda tutacağın oyuncu çabuk oyuncular olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi evet. Belhanda bir çabuk değil. İki, taktik faul yapacak konsantrasyonda değil. Bakın konsantrasyon iyi olsa hop diye faul yapar, tamam hocam sarı kart gördüm der. Genelde bekleri koyarlar bu tür. Nagatomo filmi tabii bir daha izlemek lazım. Şimdi ne oldu? Maça konsantrasyonu yüksek başlayıp temaslı oynayan bir Göztepe'ye karşı duran toptan gol yedikten sonra kontra pozisyonlar yemeye başladılar. Aslında farkında olmadan da şu oldu Murat, son pasları iyi yapamadı Göztepe. Yapabilmiş olsa ilk yarıda maç 3'e 4'e gidebilirdi. Tabii ki Galatasaray da pozisyona girdi. Tuval falan da Göztepe yerleşikken dahi bayağı pozisyon verdi yani 3-4 tane penaltı noktasından. Adem'in var Falcao. Mesela Falcao'nun birisi istatistik göstermiş. Enteresan Ertaş söyledi. 78. dakikada ilk kez kaleye tutan... Evet, Adem'in verdiği topla. Falcao 78. dakika. Evet, 78. Kaldı ki Beto'da o pozisyonda gol olsa VAR'a giderdi. Offset'tir değildir bilmem. Fakat Falcao'nun 78. dakikada buluşmasıyla 5. dakikada buluşmasında bir fark var yalnız. Orada koordinasyonunu kaybetmiş dakikalar artık Falcao'nun. Tabii. Tamam mı? Yoksa Falcao maçın başı olsa çat çat yapar onu. Evet. Ve adeta Falcao gibi tecrübeli bir oyuncu mektup yazarak Beko'ya. Ben sana sağına atacağım. Oraya atacağım. Yuvarladım. Ayağı da kaydı, kötü vurdu. Ve deplasmanda henüz daha 8 maçta 27 puan, 9 puanla alabilmiş. Deplasman klasiği, kötü klasiği devam ediyor. Oynadıkça oynadı hocam. Bakın Göztepe formatını pek değiştirmedi maç boyunca. Evet. İlk değişiklik 81'de. Galatasaray maça başladı. Alalım. O da hocam Halil sakatlandı, yaptı ilk değişikliği evet, 81'de. Evet. Dörtlü savunmanın önünde Selçuk, Ömer, Soliç, Belhanda. Ömer yorgun görebiliyorum. Babel etkiliydi maçın başında ama maçın devamı gittikçe hafif hafif yorgunluklar başladı. Aynı cümleleri Falcao için de söyleyeceğim. O da artık yorgunluk başladı. Feguli çok istekli ama yaratamıyor, geliyor. Mesela çok kırılmanlarından biri. Birden sonra yakaladı karşı karşıya çaprazdan solla out attığı pozisyon. Kötünün iyisi diyebiliriz. Belhanda antrenörleri sıkıntıya düşürebilecek bir oyuncu. Bakarsın, oynatırsın, oynatırsın, eyvah niye oynattım dersin. Selçuk da çok uzun süredir oynamıyor. Mümkün olduğu kadar basit oynamaya çalıştı. Kendine uygun bir tane free kick pozisyonu oldu. Ömer yorgun. Donk'la Marka son derece hantallar. Son derece hantallar. Peki bir şey ekleyebilir miyim hocam? Son derece hantallar, kabul ediyorum da. Yani orada bir ön libero eksikliği de yaşamadılar. Sürekli karşıdan gelen adamlarla burun buruna. Hiç kesici şimdi yok. Şimdi tabii Enzozi de yani Selçuk yapamıyor. Enzozi de olmayınca. Enzozi varken de puanına bakalım hocam. Haklısın. Ben bugünkü futbol yani için söylüyorum. Galatasaray'ın temelinde, temel olarak sonra değişiklik yaptı hocam. Bak skora göre devam ediyor. İkiliye döndü. Babel solda, Feguli. Sonra Babel çıktı oraya. Şey, 6 tane yedeği vardı zaten. Evet. Başka yedek yoktu gördüğüm kadarıyla. Oyunu akışına bırakıyor. Şimdi ben Murat'cığım, boksörüm, bireysel spor düşünelim. Senin üzerine gelirsen benim paramparça yaparsın diyelim. Ne yaparım ben? Temkinli. Tabii temkinli. Fırsat kollarım. Şimdi rakibin silahları belli. Yani 10 tane bir hücum organizasyonu olan bir takım değil. Bir de Halil'le Serdar, bu kardeşlerimiz, Allah daha çok versin, bu özelliklerinden dolayı para kazanıyorlar. Evet. Bunun sen, ama sen de bunun karşısında iki tane belki mecburiyet ağır stoper, oyuna çıktıkları zaman dönüşü olmayan bekler olduğu zaman da bu kadar pozisyon veriyorsun. Bakın Göztepe'nin 23, Galatasaray'ın 24 puanı var. Fatih Terim'in de biliyorsun Galatasaray ve milli takım ve Avrupa dışında çalıştığı iki kulüp vardır. Biri Ankara Gücü ve Göztepe. İkisinde haftada geldi önce de. Evet. Yani son hafta Antalya ile içeride oynuyor Galatasaray. Yine içeride başlıyor daha sonra. Fakat dedim ya sana, herkes tepside sunuyorlar ama bu ara Gençler Birliği 0 Sivas 1 dediğin anda haftada Göztepe ile oynuyor. Puan farkına bak. Yarın yendiği anda 36'ya 24. Galatasaray Sivas, Sivas da oynuyor, yanlış anlama. Tabii gazetelerde okuyoruz. Bunu mesela algı olmasın. Mecdur Bey de söylemişti. Emre Kılınç'ın devre arasında sözleşme yapmaya her türlü hakkı var. Galatasaray'da gidiyor, yazıyorlar Mert'le birlikte. Bu Sivas'ın dengesini bozmaz. Şimdi burada tabii iştahları her hafta artan öyle futbol öyle bir şey ki. Bakın Fatih Terim
tartışmasız 10. da olsa Galatasaray'da yoluna devam eder etmeli. Fazlasıyla bu kredisi var mıdır? Var. Galatasaraylıların %90'ı da isterler bunu. Hocam bizi düzeltir. Zaten bu ümitle hala insanlar coşkuyla devam ediyor. Fakat zirveye baktığımız zaman İstanbul'la Sivasspor'un çıkıyorum. Kültüründen dolayı Başakşehir'e çıkıyorum. Burada Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe şampiyonluk adayları. Ünal Karaman, Abdullah Avcı, Ersun Yanal. Şu anda hepsi diken üstünde. Şu anda tartışmanın üstü gitmemelerinin sebebi Galatasaray. Galatasaray'ın şu anda 32 puan olmuş olsa tartışmaların ötesine gidilmişti. Yani herkes Allah razı olsun Fatih Hoca'dan diyordur. Çünkü her rakip şampiyonluk adayı gördüğü için. Ama görüntü Galatasaray zaten ben olmak istemiyorum diyor oynarken. İştah yok, yaratıcılık yok. Rakip takımların, bakın Ankara Gücü çok nadir rastlanan bir şekilde bir 2-2'yi kurtardı. Ama tırmanıldı. Göztepe tırmananın ötesi savaşıyor. Savaştığınız zaman da bu tür oyuncularla doyuma ulaşmış intibası bırakıyor oyuncular. İntibasları öyle zaten sezonun başında beri. Düşünebiliyor musunuz? 48 tane puan var 16 maçta. Bunun Galatasaray gibi takım tam yarısını kaybetmiş. Beraberliği sayacak olursak %50'sini kazanamamış. Evet. Kaç beraberliği var? 4. 4 tane. 6 pardon. 4 mağlubiyeti var, özür dilerim. 6-6-4. 16'nın 10'unu maç 3 puanını indirememiş. Evet. Bunun için öylesine bir lig yaşıyoruz ki benim ölçülerimle başarısız bir tabloda olan iki teknik direktörü dışında teknik direktör performansı görüyor. İstifa İsmail Kartal 2 maç kazansa 26 var. İstifa küme düşüyoruz diyorlar. 23 Sergen Hoca. Sergen Hoca'nın başarısız mı? Değil ama genel anlamda şöylesine helva gibi ligde, bak helva gibi ligde bir tane cengaver çıktı Rıza Çalınbay. Ne kadar gider bilmem. Ama şu andaki görüntüye baktığımız zaman yarınki Fenerbahçe Beşiktaş maçının stratejisini bile etkiler bu, biliyor musun? Nasıl hala Sivas gel durur diyor Fener Beşiktaş, Trabzon neyse. Trabzon'da Konya'da galiba. Şimdi evet, pazartesi. Bugün Galatasaray 27 yapmış olsa 3 büyükler 27 yapmış oluyordu. Trabzon'da 26'da olmuş oluyordu. İşte Trabzon yarın berabere kalsa, Fener Beşiktaş berabere kalsa, çünkü onların hesaplarında pek Sivas yok. Şimdilik yok ama. Peki bir şey soracağım hocam. Yarın öğlen 2'de Sivas'ın maçı. Evet. Dediğiniz noktaya gelmek için. Gençler evet. Birliği'ni diyelim ki deplasmanda yendi. Sonra Başakşehir oynuyor. Derbiye nasıl akseder o galibiyet? Tabii yani çok doğru bir hatırlatma yaptım Murat. Sivas'ın kazanmasıyla Sivas'ı bir anda 9'ar puan. Evet. 9 ve 11 puanın evet. Önüne geçmiş oluyor. Evet. Beşiktaş'ın 9. Fenerbahçe'nin 11. Galatasaray'ın 12. 13. 13 puan geçmiş 12. oluyor. 12. 36, 12 tabii. Tabii yarınki beraberlik halinde, şimdi bakın hesapları Rıza Çalınbay ve Sivas üzerinden gitmiyor. Emin ol hala giden yok. Doğrudur giden de yok. Doğrudur saygı da gösterilmiyor. Bazen bize bir şey olmaz, bir şey olmaz dersin. Bir fikir anlatacağım da uygun değil burası. Yanlış anlar insanlar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz derse lap diye şampiyon olursun. Bu arada da Fenerbahçeli ben olmazsam Sivas olsun der. Galatasaraylı ben ama Fener olacağına olsun der. Yarın bir gün koparlarsa Sivas'ın işi de kolaylaşır. Zaten mental olarak filan yönden Galatasaray takımı hakikaten de sezona hiç hazır durumda değil. Keyif, hani bazen keyif vermiyor filan. Bunlar kolay kalır bu laflar. Evet. Bu açıklamaz ama yani. Açıklamaz. Evet. Mesela Fatih Terim formsuz. Formsuz teknik direktörler için söylüyorum bunu. Güncel olur. Oyun içerisindeki taktik gelişmelerden, oyuncu değişikliğinden olabilir. Ama sezonluk olarak formsuz denmez ona. Formsuz. Formsuz çok kolay bir kelime. Formsuz. Öyle değil. Formsuz yani günlüktür, maçlıktır. Bugün var mı değişiklikte bir eleştireceğiniz nokta? 3 değişiklik. Şimdi çok... Yani elindeki 17 kişiyi düşünerek tabii bunu değerlendirmek lazım. Bakın hayalindeki savunma olmadığı gerçeği var. Hocanın ne birinci stoperi Donk, hatta üçüncü stoperi Donk, hatta Markao. Ben tam stoper olarak örneğin kullanabilirdim Ahmet Çalık'ı. Çünkü bir iki maç oynattığında fena değildi. Hiç olmazsa üçlü oynarken. Ersun Yanal'ın yaptığı oynarken oynattı ama olsun. İkiliye döndüğünde de oynadı.
Ersun Yanal da aynı sıkıntıları yaşadık. Stopper'ı oynatırsın belki. Anlatabiliyor muyum? O olabilir. Şimdi Donk'u merkezde oynatırsın. Selçuk'u biraz daha ekonomik kullanırsın ön tarafta. Anlatabiliyor muyum? Donk bunu, daha karşılar. Bunu eleştirebilirim, bunu yapabilirim ama bireysel oyundan çıkmaları falan bunu söylemiyorum bakın ben. Temel olarak Galatasaray'ın çok önemli bir fırsat kaçırdığını söyleyebilirim. Çünkü bir şekilde hangi takımı oynarsa oynar, 2-0'dan sonra 4-0 kazanmak, full yakın bir takımla çıkmak, teknik direktörün demeçleri, takımın işte biz... Bakın sizden bir rica ediyorum arkadaşlar. Geçen hafta Ankara Gücü maçından sonra Donk'un, muhtemelen Donk'tu veya Mustara'ydı, onun açıklamasını bir koyun. Bir koyun, o sözde kalır. Öyle şeyler kalmadı artık. Maçtan sonraki açıklamasını, hatta Sayın Terim de dedi ki, ben dedi odamdaydım, bilmiyorum ne dediklerini dedi. Üç kaptan çıkıp konuştular o evet, açıklaması. Koysunlar arkadaşlar. Çok değil, onu Tuzla maçında göstermişler. 6 gün sonra gösterememişler. Tabii burada Göztepe teknik direktörünün, Göztepe takımının, Göztepe stoperinin, Erdem falan da, Alparslan falan da yoktu yani onlarda. Castro'nun sahanın en çok koşan oyuncusudur muhtemelen. İki tane kanat oyuncusunu ona alan açan santrforun hünerleri tabii ki Göztepe'nin büyük taraftarını da unutmamak lazım. Yani bu arada galiba son maç bu. Yorulsanız da de oyunu devam ettirebiliyor efendim. Bir de yeni stada geçecekler yani. Burada böyle bir atmosfer var. Son maç galiba Bornova'da yeni statta oynayacaklar. Abi. Tabii müthiş bir stat hatta. İnanılmaz. Ben izledim, yürüyüş yolu bile yapıyorlar. İzmir'de yani orada ben yürüyüş yapacaklar. Ben o bilgisayar çizimini gördüm. Yeni ben Mehmet Bey'in açıklamasını da gördüm. Hatta stadın, ben de o bilgisayar şeyini gördüm. Yukarıda da kapatmışlar. Evet, yürüyüş yolu yapıyorlar kilometrelerce. Gelmiş hocam bakalım mı geçen haftaki o demeci görelim. Buyurun abi. Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk. Galatasaray son 5 dakikada böyle maç veremez. Birlik ve beraberlikle bu durumdan çıkabiliriz. Donkmuş hakikaten. Evet. Ne oldu? Muslera da var, ona da bakalım mı? Sözde değil, icraatta. Bakın yenilebilirsiniz. Bugün de acayip mücadele edip de kaybedebilirsin. Öyle bir şey de görmüyorum. Kabullenmiş böyle tedir. Hoca var ya, şöyle yapsa sen gir kimin yerine yap, kimi çıkarırsan çıkar diyebilir. Muslera da dahil buna. Onu da söyleyeyim. Kimi çıkarsan çıkar diyebilirsin. Markao bugün ne yaptı? Bir soru soruyorum. Hani geçen hafta yaptı çarpıcı bir şey aleyhine de. Lehine ne yaptı abi bir tane? Savunma. Bana birisi Markao'nun yani bu yıl maçla ilgili ne yaptı abi? Castro'ya şöyle ensesinden bir... Fakat biraz tempo yükseltti zaman Trabzon maçından itibaren Nagatomo gibi çabuk bir oyuncu, o da kayboldu. Nagatomo ile bir pozisyon ezdi, inanılmaz. Evet. Ömer gitti düştü. Yani takımın içinde hoca bazen... İki kişilik oynuyor haftalardır hocam. Güçlü değil Galatasaray takımı. Konsantrasyon duran topta lap vuruyor Göztepe'liler. Kontrada peki bu yiyorsun. Erozyonu sadece şanssızlığa bağlayabilir miyiz hocam? Hayır. Yani orta sahayı sezon başında say bitmiyordu. Şöyle hangisi şey oynayacak diyorduk. Şöyle bir şey söyleyeyim. Lemina'dan Enzonzi'ye. Obradovic'in bir basın toplantısı vardı. 60 saniye falan sürdü sürmedi. Belki daha ilk kez öyle bir şey yaptı. Başka anlamlar çıkarıldı. Kulüpte işi yaptı. Fenerbahçe'nin kadrosu Euroligi kazanamayabilir. Senin yanında ukalalık yapmak istemiyorum. Basketbol bilenlerin ve sevenlerin. Ama bu kadar kırılgan olması da kabul edilir gibi değil. Bunu sadece teknik olarak açıklayamayız. Ne demeye geliyorum? Fatih Terim de çok güçlü bir figür. Obradovic de çok güçlü bir figür. Ama bu figürlerin oyuncularla diyaloglarında bir problem var mı? Şimdi ben niyet okuyamam, böyle bir saygısızlık yapamam. Ama bunu sadece teknik kapasite olarak anlatamam yani ben. Fenerbahçe'nin bu kırılganlığını, kabullenmişliğini... Basketbol anlamında söylüyorum. Galatasaray'ın da aynı şekilde söyleyebiliyorum. Oyuncular toplantı yapıyor, olmuyor. Enzozi kadrolu çıkalıyor. Bir tuhaflıklar var. Bugün Emre yok. Emre Mor'u sildi. Emre Mor'u geç kaldı silmekte. Şöyle şans verilmesi gereken bir oyuncu değil. Ülkemiz ilk kez oynayacaktı. Hoca da verdi onu. Hatta maç. Takımı 17 kişi götürdü. Yine götürmedi. Evet. Bu cezası olmamasına rağmen. Hocam? Bir reklam arasına gireceğiz ama bu çok dramatik. İsterseniz reklamdan sonra konuşalım. Tekrar birlikteyiz. Göztepe'nin 2-1 kazandığı Galatasaray maçının ardından hocamızın yorumlarını dinliyoruz. Tam reklama giderken Emre Mor konusunu açmıştınız hocam. Hakikaten
Sayın Terim'in milli takımda kadroya aldığı, Türk futboluna bir heyecan getiren bir oyuncuydu ama her geçen sezon bir kayıp olarak yazdı. 22 yaşına geldi. 16 maçta forma giymiş Galatasaray'da geldiğinden bu yana. 5'i ilk 11. Golü yok, asisti yok. 11 artı 6 yedekle gidiyor İzmir'e Galatasaray ve kadroda yine. Murat'cığım sildiğini gösteriyor bir sakatlığı yoksa. Çok şanslar buldu. İspanya'da da şans verdiler. Borussia Dortmund ciddi bir yatırım yaptı. Açıkçası onun yeteneği var ama karıştırdığı, şut atacakken çalım hata, koordinasyon problemleri Fatih Terim muhakkak karar, biliyor bunu. Tercihler. Fakat acaba dedim çok da büyük ekonomik transferler yapmayacağım için dedi. Bu dedi hani deli gibi oyuncular bir şans vereyim dedi. Ben de olsam verirdim. Ben de olsam gönderirim. Ama 600 bin euro kiralama bedeli. Ya şimdi buna değer bakın. Bunları ben tartışırım. Hani faydalanabilirsiniz. Bu riski alabilirsiniz bazı oyunculardan. Yerli sütesinde falan oynuyor. Biraz önce konuşurken oyuncu, teknik adam ilişkisini sadece böyle kurtaramaz başarısızlıkta. Oyuncu işin kolayına kaçamaz. Başkan ve yönetim de kaçamaz. Eğer biraz önce sen reklam arası mesela Babel'in para sorunu çözüldü falan. Bunlar da hep sorundur. Şimdi Selçuk İnan'a, Hasan Ali Kaldırım'a, Gökhan Gönül'e 2 ay vermezsin de diğerine vermediğin zaman oram çekiyor, buram çekiyor diyebilir oyuncular. Bunu da koyarsak içerisine üst üste hepsini biriktirdiğin zaman şimdi doğal alanda bir şey vardır. Niye Türk futbolunda 7 sene, 8 sene üstte kimse şampiyon olmuyor? Veya 6 sene, 5 sene. 5 sene yok herhalde. 4 yok. Neden? Çünkü birkaç yıl sonra bir doyum oluyor aynı kadroyu koruyacak olursan. Mesela Fatih Terim Hoca milli takımlar sorumlusuyken, futbol direktörüyken bir kural uyguladı. Ne yaptı? 14 yerli, 14 yabancı kural uyguladı. Tartışılır. Faydasını gördü mü? Gördü. Ama şimdi daha Galatasaray kültürüne uygun, daha böyle tekmeye kafa koyabilecek. Çünkü oyuncular arasında büyük uçurumlar yok. Ha Donku oynat orada. Ha da Sivas'taki şeyi Uğur oynat. Emin ol böyle ha. Biri sarı kırmızı giyiyor, biri kırmızı beyaz giyiyor. Donk yolda imza atar, Uğur'u gider yürür. Donk zaten Kasımpaşa'da değil mi? Donk, Markao için de aynı şey geçerli. Sivas'ın sol stoperi adam yiyor. Yolda gitsinler tanımazlar, Markao'yu tanırlar. Şimdi büyük kulüpte oynamak çok öyle kolay bir iş değildir. Çok ucuzladı büyüklük. Ekonomik nedenlerden olabilir. Şu ya da bu şekilde. Bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın deplasman performansını bak ortaya çıkıyor. 40 bin seyirciyle hadi Aslan Beşiktaş, Kaplan Galatasaray, yürü Fener. Ha hop karambolden yeniyorsun. Ne yapayım? Hepsi üçer kere yenilmiş deplasman. Buyur abi. Kaçta? 20 tane oynamamışlar ha. Yok abi. Beşiktaş 7 deplasmanın 3'ünü kaybetti. Daha birini çıktı. Daha yarın bir tane. 8 deplasman oynamış. Kaç tanesi yenememiş? Ha bir de beraberlikler var. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın deplasman galibiyeti 3. Beraberliği? Beraberliği 1, mağlubiyeti 3. Ama 7 maç. 7 maç. Yedi. Fenerbahçe 2-3-3. 5 tane. 2-3-3 yani. 5 6 maç. 3 maç kazanabilmiş. Galatasaray? Hayır Fenerbahçe 2 maç kazanmış. 3 beraber 3 mağlubiyet. Ama evet. Anladım. Galatasaray da aynı Fenerbahçe. Evet, işte ben de 35-40 bin seyirciyle demek ki işte çözümü burada bulduğunuz zaman zaten ama bu kadrolu bunu çözebilir misiniz? Soru işareti tabii ki. Yani şu anda tabii adı geçen isimlerde çok ümit vaat etmiyor. Biraz önce söylediniz elde de bir şey, avuçta da bir şey olması lazım. Tabii şimdi devre, satmadan bakın. Alamıyorsun. Hocam geçen isimleri söyleyeyim. Diagne dönecek, Cagne dönecek, dönmeyecek mi? Lines tekrar kadroya girecek mi, girmeyecek mi? Gerek. Ben Arfa geçiyor Fenerbahçe ile hatırlayacak. Geçen seneden beri top oynamıyor. Bugün tam sayfa vermişler. O Ben Arfa zaten 5 yıldır yazıyor ya. 30 küsur yaşına geldi. Türkiye'de gazetecilerin hani bir adamı mı var ne devam Ben Arfa? Yani 50 yaşına gelecek Ben Arfa konuşulacak. Ha, ben de bu işi anlamadım valla. Bugün tam sayfa Ben Arfa var. Bir de Türkiye'den isteyenler Newcastle isterdi genelde. Newcastle kayboldu. Birkaç tane antrenör ve oyuncu. Neyse biz konumuza dönelim de. Ama biz neyi bilmiyoruz? Falcao'yu bilmiyoruz ya. Devam edecek mi? Biz bilmiyoruz Cagne dönecek mi? Biz bilmiyoruz. Transfer, mesela Mustafa Bey 116 veya 166 hala bizim artımız var. Ama sezon sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bu demek değildir ki transfer edeceğiz. Satmak zorundayız. Tabii. Bir piyango çıkacaktı, birilerini vereceksiniz. Falcao'nun durumu belirsiz ama gerçekten teknik direktörlerinde mesela Fatih Terim, Ersun Yanal,
Abdullah Avcı gibi, Aykut Hoca gibi antrenörler genelde bu tür içeride kalan şeyleri transferi işte ben aslında Murat istemiştim de Ahmet olmadı falan kolay bir şey değil o. Söylemeleri kolay değil ki söylemiyorlar da genelde. Sadece eleştiri yapıyorlar. Ama genel anlamda zaten son 15 günde yaşanan tuhaf olaylar transferin yapılamayacağının işaretini verdi federasyon açıklamayla. Bu çok önemli bir konu. Evet gelelim 40-30-40 şey pardon 30-40-30. Şimdi bu niye önemli? Çünkü öyle bir enteresan bir günler geçirdi ki ben gördüğümü çalan, gördüğümü söylemeye çalışan bir futbol adamıyım. Tecrübe çok önemli. Bu senin de benim de herkes kameraman arkadaşımızın içinde geçerli, izleyiciler içinde geçerli. Öğrenmenin de yaşı yok, iyi ya da kötü. Hatanın da doğrunun da. Tecrübe. Sen ilk günkü moderatörlüğün veya bir sunuculuğun veya yorumculuğunla bugün aynı mısın? Benim için de ben bu akşam niye bunu söyledim diyebilirim belki yarın. Katacağım. Bu ayrı bir şey. Biraz daha oyunlarla ilgilenmem lazım. Nasıl oynuyorlar, taktik değişikleri. Bunu işimiz gereği öğreneceğiz. Nihat Bey belli işe gelmiş. 30 yıldır yöneticilik yapan. Bakın. Ankara'da başladı yöneticiliğe. Fenerbahçe Kulübü'nde başkan vekili yaptı uzun yıllar. Futbol Federasyonu'nda uzun yıllar başkan vekili evet. yaptı ve başkan oldu. Bakın tecrübeye bakar mısınız? Ama ne oldu? İki ihtimal var. A. Bir ihtimal. Bir de B var. C yok. Federasyon. Nihat Bey akşam rüyasında gördü böyle. Durup dururken. Rüyasında dediler ki buna. Aksi kaldı dedi. Bu kulüpler yazık ya biraz daha borçlansınlar dediler. Bu da acil herkesi aradı. Bütün yönetim kurulu dedi ki beyler yani bir sürpriz yapalım bunlara yılbaşı sürprizi. %40'a çıkaralım dedi. Ve açıklama yaptı. Ama ne dediler? Kulüplerin isteği doğrultusunda dediler. Evet. Kulüpler Birliği'nden gelen. Bu arada başta Trabzonspor Başkanı Ahmet Bey haklı olarak bir açıklama yaptı. Biz buna karşıyız dedi. Bu keskin söyleyen o. Mustafa Bey bizim haberimiz yok dedi. Ali Bey'in bugünkü açıklamasına baktığımız zaman hafta içerisinde de yaptı. Neyi 40'a çıkarken isteğimiz oldu. Ne de 30'a düşsün yani. Diye isteğimiz oldu. Kimse sahiplenmedi bu işe. Katil belli, azmettirici yok. Şimdi o zaman ne geliyor? Rüyasına girmiş geliyor değil mi? Rüyasına girmeyi... Sayın Sefil açıklama yaptı hocam. Mehmet Bey açıkladı da 9'unda federasyon açıklıyor. Onunda yazı geliyor. Yani böyle bir tuhaf durum var orada ayrıca fıkra gibi de. Fakat 18 takımın imzası yok ki. Ama seyircilerin elini vicdanına koysunlar. Nihat Bey durup dururken bu kadar tüy ve geldiği günden ilk günden itibaren İlk söylediği iki tane futbol ekonomisini düzeltmek zorundayız. Bunu da acımasızca yapacağız. Bunu da söyledi yani. İki ulusal takımımızı Avrupa şampiyonu, evet, dünya şampiyonu götürmeye çalışacağız. Evet. Bununla ilgili de süreç başladı. Biz de şaşırdık bu açıklama olunca. Hani böyleydi dedik. Öyle ya. Peki ben Nihat Özdemir olsam ne yaparım? Arkadaşlar ya bir dakika. Bu arada Göksel Bey de açıklama yaptı. Ben hemen imza atarım dedi. %30 olsun dedi. Ben de Nihat Bey'e diyorum ki gerçek neyse, eğer rüyanızda gördüyseniz bunu söyleyeyim ki ben öyle bir senaryo inanmıyorum. Hangi kulüpler size bu uygulamayı istediler? Ben yapmadım diyor çok kişi. Öyle mi? Ben adım gibi biliyorum ki kulüplerin birkaç tanesi istedi. Biraz sıkıntı oldu. Bu arada bu kararı almak %30'dan %40'a giderken süreçte muhtemelen Bankalar Birliği ile de ki federasyonda şu anda Bankalar Birliği'nin profesyonelleri de var. Onların da izin alınmış ki. Olmuş böyle. Ama durup dururken Nihat Bey kendisi yazık bu arkadaşları mı diyecek yani. Bu ara bir hafta boyunca biz istemedik derken bir sürü transfer görüşmesi yapıyorlar tabii. Biraz daha para harcayacağız diye. Sonuçta bugün federasyon buna adım Rıdvan gibi eminim ki birçok kulüp eyvah biz dediler ya. Yandık dediler biliyor musun? Yapamayacaklar. Belki de bak çok iddialı. Belki de bilmiyorum. Lisans çıkartamayacaklar. Çok değerli kulüpler 4-5 tane. Bakın lisans. Yani devresi şu gelsin bu gelsinden geldik buraya. Evet. O gelsin. Fenerbahçe onu alsın. Sol bek lazım. Yok. Beşiktaş ya bir tane alternatif sağa çıkarmamız lazım. Hadi al lisans çıkartamazsan. Dolayısıyla Nihat Bey ve bu açıklamanın altına bir not düşüyor dikkat ediyorsan.
önümüzdeki yıl, 2020-2021'de %15 diyor. Kaybeden bu oyunu oynayanlar oldu. Nihat Bey de büyük tecrübesine rağmen ne kadar tecrübesi olduğunu şimdi hiç görüşmedim bak Nihat Bey'le falan, onu da söyleyeyim sana. Nihat Bey durup dururken rüyasında görmediğini, eğer kendi kendine yönetim kurulu karar aldıysa %100 hatalar, ama kullanıldılarsa da bu ders olur. Bu ders de aslında kendilerine artı yazar Türkiye futbol ekonomisi yüzünden. Bir daha da kulüpler isteyemezler. Ha yarın bir gün yine isteyeceklerine eminim de. Ama isteyemezler. Eyvah biz ne yaptık diyecekler. Ama Nihat Bey şu anda zan altında. Federasyon TFF. Tabii. Ama kulüpler nerede isteyenler? Bir tek Mehmet Sepil'in işte bazı Anadolu kulüplerinden gelen dedi. Sonra Anadolu... o da çark etti. Yani onun için biz önümüzdeki hafta ligimiz bittikten sonra transfer süreci 1 Ocak itibariyle kim gelir, kim gitmez, kim ne alır onu ben bilemem. Mevcut kadrolarını koruyabilirlerse iyi. Ben Galatasaray bu konuda rahat olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mustafa Bey'in açıklamasına göre. Ama şey olarak değil, lisansta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Satarlarsa alabilirler. Ama bazıları satsa da alamayacaklar. Öyle gözüküyor. Çok şimdi, önemli bir konudan bir diğer konuda bu selam melam işleri var ya, cezalar. Hı. Kınama, uyarma, hangi kelimeyi kullanırsanız. Evet, Başakşehir'de aldı. Şimdi burada mesela ben çok sert eleştiren bir insanım TFF'yi bazı konularda. Kendi doğrularıma göre. Burada da buradaki görüşmelerde hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı meclis konuşmasından sonra uyarı ve kınamayla geçilir diye düşünüyorum dedi. O zaman UEFA aslında zaten batıdaki bizim Türkiye bakış açılarını biliyorsun. Bugün Avrupa medyasına baktığımız zaman böyle şov yapmıyorum, benim İngilizcem falan yok. Sadece tercüme ettirdim neler yazmışlar diye. Niye bu kadar diyor yani, ceza vermeden geçtiniz falan diyorlar. Oradaki bir temsili hem Nihat Bey'in hem Servet Bey'in hem de Hakan Çalhanoğlu ve avukat Cenk. Ve Cenk'in belli bir savunmadan sonra UEFA bunu tribün olaylarını ekleyip uyarma veya kınama kelimeleri seçersin. Bir de tribün olaylarından 50 bin. Ve özellikle de Andorra ve İzlanda maçından önce UEFA karar verecekti. Andorra ve İzlanda maçından sonra bir savunma isteyelim dedi federasyon. Bak burada bir başarı var ama küresel anlamda problemler yaşadığımız için biz aynı şekilde bir hareket yapan Griezmann olsun, Juventus'lu oyuncu da olsun hiçbir türlü yargılanmadan, daha doğrusu hiçbir cezaya hükmedilmedi. Bizim U19 takımımız Bulgaristan maçında benzer olaydan dolayı soruşturma açılmadı gibi. Yani uluslararası lobilerin Fransa'ya veya İtalya'ya yapamadığını, o gazetelerden, Almanya, Fransa ve İtalya'daki gazetelerden gördüğümüz kadarıyla ucuz buldular bu işi. Zaten hedefleri çakmakmış demek ki. Dolayısıyla da aslında bu süreci de çok da kötü yönetmediler. Onu da söyleyeyim. Yani niyetleri demek ki art niyetli bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. UEFA iyidir demiyorum ha. Ama onun dışında da biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı listeyi tek tek alıp şu takım bu lazım, o takıma bu lazım, bu takıma bu lazım demeyelim. Göreceğiz haftaya. Yok ben lazım. Futbol Federasyonu ben yerinde olsam bir rica ediyorum. Bunda her şeffaf bir şekilde. Ya, bellidir zaten şu an durum. Asın her takım lisans çıkartabilir deyin. Eyvallah. Şu takımlar lisans çıkartamaz deyin. Eyvallah. Ama gördüğünüz gibi Nihat Bey bir yaşa daha girdiniz ve yönetim olarak. Maalesef. Biz de ama direkt... burada çok iyi niyetli davrandığını evet. Düşünüyorum suistimal Nihat edildiğini. Bey. Tabii. Hah, suistimal edildiğini düşünüyorum. Bir reklam arası daha lütfen. Evet, son bölüme giriyoruz. Az önce çok önemli bir konuyla ilgili hocamızın görüşlerini aldık. Aslında hocam bu transfer konusuna gelirken benim Galatasaray hakkında sormak istediğim, cevap almak istediğim soru aslında Linesi, Cagnesi, Ben Arfa'sı, Ndiaye'si bunlar zaten konuşulan isimler. Gidenlerle beraber Galatasaray'da işi çözecek mi bunlar gelsin? Yani hani öyle bir bakın, isim koyamıyorum şöyle bir şey söyleyeyim. Linus değil. Mesela Linus dediğinde aklıma bir geldi. Bir senedir oynamıyor. Ne olacak şimdi? Hayır. Linus kötü oynadı diyebiliriz değil mi? Klasik olacak ama. Evet. Peki. Hata yaptı diyebilir miyiz? Evet. Ama mücadele etmediği bir tane maç söyleyin. Tabii. Bir tane. Evet. Oyun içerisinde de her türlü taktik anlamda sağ bek, sol bek, sağ öne, önde arkaya. Oynayabilir mi? Demek ki Fatih Hoca onu bence pişman. Evet. Bence pişman. Koyacak onu kesin. Kadroya. Sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Ekonomik olarak problemi yoksa en iyi transferlerinden biri de Cagne olur biliyor musun? Evet. Mental olarak hazır olursa.
Cagney'e de kimse 13 milyon euro verecek hali yok. Hele bu iki kere kadro dışı kaldıktan sonra... Galatasaray'ın lisans çıkartma hakkı olduğu için bildiğim kadarıyla bu tür operasyonlar yapabilir. Ha, çözer bu oyuncuyu alırlar diyemem. Diyemem. Edebilecek en önemli oyuncularından bir tanesi Luyendama'ydı. O da sezonu kapattı. Onun lisansını dondururlar. Tabii. Mesela hatta Andoni'yi bile yapabilirler. Andoni'yi de indirip işte gelip de ne yapalım artık diyebilir. Ama Falcao'nun durumlarını bilmediğim için o konuda gelecekle ilgili yorum yapamam. Fatih Hoca'nın maç sonrası görüşleri gelmiş. Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan bir şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Sınanıyoruz. Sınandığımız kesin. Söyleyecek tek şey sabır. Başarmak için birlikteliğimizi sürdürmeli ve çok çalışmalıyız. 60. dakikada Ömer'in düşürülmesi faul ise ki fauldü, Gassama'nın ikinci sarı kartı görmesi gerekirdi. Daha 30-35 dakika vardı. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz ancak çok eksik oluyoruz. Kendini yere atanlar, doktorların sahaya girmesi, buna müsaade eden hakemler. Ona yakın pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik ama olmadı. Dediğim gibi sabredeceğiz. Yapacak başka şeyimiz yok. Demiş. Hocam naçizane. Hocam yalnız rakibin de çok yakaladığı net pozisyonlar var. Bir de uzun süredir hakemle direkt kullandığını ilk defa görüyorum. Maçla ilgili bir yorum yaptığını, pozisyonla ilgili yorum yaptığını. Ben hakemin maçı birkaç tane hatalar yaptı kartlarda falan ama genel anlamda böyle kötü bir maç yönettiğini açıkçası düşünmüyorum ben. Yardımcılar da dahil olmak üzere. Yani gördüğün inşallah. Spesifik olarak o pozisyon için yorumunuz ne? Bir sanıyorum çizgide bir pozisyonda 60. dakika. Sol tarafta. Şimdi ya mesela kimine göre pozisyonlar olur ya. Belki de hakemlere ikinci kartları çıkarırken dikkatli olun mu diyorlar bilmiyorum. Çünkü ben şöyle benzetme yapıyorum. Kalecilere daha ben ilk yarım saatte kart gördüğünü hiç görmedim. Son 10 dakika dışında da hemen hemen görmedim. Evet. Bu da bunlardan bir tanesi. Ama onun dışında da kart görmesi gereken birkaç tane Galatasaraylı oyuncu da vardı yani. Hiç VAR'a gitmeden 6 dakika uzadı maç. Belki gerçekten 6 dakika uzadı. Yani hakem Galatasaray'ın aleyhine çarpıcı bir hata yaptığını düşünmüyorum açıkçası. İkinci yarıda 5 benim notlarıma göre 5 tane net pozisyon var. Yani Galatasaray'ın da var. Tabii. Ve çok tuhaf dediği istatistik de doğru. O kadar pozisyona girip bir tane kaleye geri pas gibi vuruşuyordu. Evet Falcao'nun. Onun dışında direğin altından üstünden oradan buradan gitti toplar. Bir tane Nagatomo vurması gerekirken ortaya çevirmek istedi. Babel'in kafası var. Evet. Adem'in kaçırdığı var. Evet. Yani hiç hakikaten... öne geçemediler tabii geriden geldiler. Evet. Ama rakibinde Serdar'la Jerome'la... Ama bu maçın Halil'le hakim üzerine gidin. Hakim üzerinden doğru değil. Pozisyon kaçırmak, beceriksizlik. En önemli kullandığı kelime de sabır. Bir de sınanmak. Sınanıyoruz derken hani bu şanssızlıklara mı gönderme yapıyorsunuz? Yok. Şimdi yani mesela bu kadar eksik. Her yerde kullanabilirsiniz. Liste var. Luyendama, Andone, Seri, Şener, Lemina. Tabii. Yine uzun süredir Akbaba. Jimmy Durmaz 3 maç ceza aldı bu maç sonundaki. Ya sınanmak sonunda. Şöyle yani. Allah'a sığınmaktır aslında. Allah'ın bir bildiği vardır demektir ki imanlı bir insandır. Bunu da ima ediyor. Yani kaderci bir yaklaşım. Evet öyle bir yaklaşımda bulunuyor. Yani bir örnek anlatmak istiyorum ama çok da hani insanları böyle şey sömürdü zannetmesinler. Şimdi annem vefat ettikten sonra dua ettirmek için Hazreti Ali Camii'nde Bekir diye kardeşimiz var bizim çok severim. Eve çağırdım. Ya bir dua etsene dedim işte babam rahmetli annem için işte filan. Ama dedim hastalıklar falan da geçirdik. Çok şükür iyiyiz ama şimdi falan. Dedi ki Allah sevdiğini sınarmış. Bak benim için önemli derstir bu. Hoca da sınanmayı bu anlamda görüyor. Diğer sabır kelimesi bir o kadar daha önemli. Ben çok sabırlı bir insan değildim. Biraz daha sabırlı insan dedim. Tam da değildir. Ama özellikle teknik direktörlükte sabır gerekir. Bu Ersun Hoca için de geçer. Bizi eleştiriyoruz da. Abdullah abi. Ersun Hoca'yı gönderdik. X Hoca'yı getirdik. Bu kurtuluş değildir. Hoca da sabrederken mutlak surette şu bak şunu kabul etmem mesela. Yeni moda yardımcıların üzerinden gidiliyor şimdi. Yardımcılar da hiç yardımcı olmuyor. Hoca da çok istiyor sanki bana 11 verdi. Yardımcı demek
aynı orta gemi yardımcısıdır. Eskiden yan hakem derdi, şimdi yardımcı. Bana yardımcı ol ofsaytta diyor. Tabii. Yetmedi bir de VAR geldi. Şimdi Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Hoca, Necat Hoca, Ersin Hoca'nın ekibi, Abdullah Hoca'nın ekibi hocaya fikirlerini, antrenman şeylerinin dışında gözlemlerini söylerler, oyuncular hakkında tercih. Ama kararı kim verir? Hoca mı? Peki şöyle söyleyelim. Ersun Yanal'ın yardımcısının ismini rica edeyim. Soruyorum ekranlara. Cevap bekliyorum. 10 kişinin 9 tanesi bilemedi. Ben dahi. Peki yarın Fener kötü gitse Abdullah Hoca için de geçerli. Buyurun Abdullah Hoca'ya cevap ver lütfen. Arkadaşımız. Verir misin cevap? Niye sallıyorsun kafanı? Yok hatırlamıyorum. Aynen televizyonu sallıyorlar. Bakmam lazım. Hiç bakacağın arkadaşların adını duydun mu? Ömer istifa diye. Ersun istifa olur, Abdullah istifa olur. Hasan Şaş istifa olmaz. Peki bu hafta daha çok Ersun Hoca üstünden gitti bu tartışma. Hani kaybederse hangisi gider vesaire biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Ben doğru. Ben aynı şekilde ben de çok eleştirdim. Şu anda Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzon'un da teknik direktör değişikliğine son iki maç ne olursa olsun gitmesi büyük yanlış olur. Son reklam aramızı verin. Evet yarın akşam 16. haftada derbi akşamı dev maç Kadıköy'de Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi %100 futbol devre arası ve maç sonunda karşınızda olacak. İyi akşamlar. İyi akşamlar.